Selam arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, umarım gününüz güzel geçiyordur. Bugün Travis Scott, Young Thug ve MIA adındaki 3 rapçinin franchise'ındaki şarkıyı dinleyeceğim. MIA adında arkadaşı ben ilk defa dinleyeceğim. Daha önce hiç dinlemedim. Şarkının dediğim gibi franchise. Bu franchise ismi aslında Them French Boys Boys adında bir tane grubun hani saygı anlamında kullanılmış. Yani franchise boys, yani franchise öyle kullanılmış. Biz de çok uzatmadan şarkımıza geçelim. Bu arada karanlık olabilir kamera, yani etraftaki ışıktan yani anlayacağınız üzere. Yoksa ışığı açınca tabii daha iyi oluyor da böyle daha iyi diye düşündüm. Bakalım. Hayda. Ve Michael Jordan 23. İddialı bir beat'e benziyor da. Three. Evet. Oo. Evet. Süper. Girmedi abi. Bu arada bir şey değil mi? Dur, direkt beyaz ekran alın ki ışık yüzüme yansısın. Yani giriş böyle beat muhteşem yerde, bunu konserde yani hayal edince biraz muhteşem oluyor, ama tabii Türkiye'ye adam gelmeyecek de, orası ayrı konu. Ne zaman gelir bilmiyoruz yani, 10 sene artık gelir. Yani Future'da geldi de Travis Scott ne zaman gelir hiç bilmiyorum. Gelirse zaten bilet fiyatları neyse abi, o konuya girmeyelim. Devam. Bir dakika, bir dakika. Travis Scott burada çeklerden bahsettim. Yani bu çeklerden bahsettiği şey aslında hani McDonald's'la, Fortnite'la ve diğer marka işbirlikleri de yaptı kendisi. Biliyorsunuz oradan da parayı güzelce buldu. O çeklerden bahsetmiş. Ve buradaki araba diyorum ya, ayakkabılara bakınca yani gerçekten adam hani herhalde zenginliğini bu şarkıda öne vuracak. Abi baksana şu ayakkabılara ya. Adam bir de Jack şeyini yazdırmış. Efsane ya. Evet, reklam. Yani muhteşem bir klip. Yani burada bir şey diyordu orada, aklımda kaldı. Hype almak istiyorsan Hype Williams'ı falan bir şey dedi orada. Orada Hype, hani Hype Williams bir kelime şey yaptı. Hype Williams işte videoları direktörlük yapan, hani direktör mü deniliyor, ne dinliyor. Onları halleden, işte o işlerle uğraşan herhalde arkadaşa bir şey yaptı orada. Evet. Travis masaya vuruyor. Evet. Oo, burada da Pop Smoke'a bir saygı. Yani Rest in Peace Pop. Yani Smoke da dumanı tut falan, yani şeyi tut demeye çalışmış. Anladınız siz ne demek istediğimi. Orada da bir güzel güzel kelime oyunu yapmış. Adam sadece, yani Travis girişimci de bir rapçi aslında. Sadece şarkı değil, markası da var biliyorsunuz. Burada da zaten içecek markasını da tanıtmış. Ayakkabı markası falan biliyorsunuz zaten. Need for Speed Underground araba falan. Akılda kalıcı bir nakarat bu arada. Güzel, beğendim.
Bu arkadaş aynen. Karşılıklı kullanmışlar. Ama bu olmamış ya sanki. O MIA arkadaşımız maalesef kendi tarzını bilmiyorum. Diğer şarkılarda iyi olabilir. İyi bir rapçi de olabilir. Fakat bu şarkıda sanki olmasaymış daha iyi olurmuş. Akışını bozmuş gibi. Devam. Kylie görmesin, Kylie görmesin. Evet. O üstündeki ne ya öyle? Olmamış. Şarkı olmuş ama o kız olmamış. O kıza da başarılar diliyorum kariyerinde. Artık başka bir şarkıda belki hoşuma gider artık. Hangi feat'e denk gelir bilmiyorum. Yani açıp da dinlemem kendisini. Şarkı akılda kalıcı, keçi şarkı işte. Ben beğendim. Travis de güzeldi. Sanki Young Thug biraz da olsa bir tık da indirdi şarkıyı. Ama kötü değildi. Yani tam da Travis Scott'lık bir şarkı. Beat'i beğendim. Zaten beat benim için önemli. Klip zaten... Diyecek bir şey yok. Efsane bir klip. Yani burada da bu şarkıda da Young Thug ve Travis Scott kendi böyle zenginliğini bu şarkıda öne vurmuş. Zaten arabaları gördünüz, ayakkabıları, mekanlar falan gördünüz. Sözlerini de zaten kendileri yazmışlar. Ben şarkıyı beğendim aslında. Hani 10 üzerinden bence 6,5-7'lik bir şarkı olmuş bence. Siz de yorumlar kısmına 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin ve... Bye bye.